Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber Amerika'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlar nedeniyle ONS'taki hareketlenme yukarı yönde oldu. Altın ve döviz kurları hakkında konuşan Sarraf Gül derdi, altının yeni rekorlara ulaşabilme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Yeni haftaya altın yukarı yönlü hareketlerle başladı. Özellikle Amerika'nın Rusya üzerinde yaptığı yaptırımlarla birlikte yukarı yönlü hareketler gözlendi. Özellikle ONS kısmında ONS 2010'a yaklaştı. 2000 dolara yaklaştı. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Tabii bununla birlikte döviz fiyatları da yukarı yönlü hareketleri gözleniyor. Altın gördüğü rakamı tekrar görür ama yeni rekorlar gelebilir. Altın yatırım tavsiyesi yapmadan bunları söylüyorum. Altın Altın, e, TL bazında 1070 lirayı görmüştü. E, ONS bu şekilde devam ederse hem ONS yönünde hem de TL altın yönünde yeni rekorlar gelebilir. E, dövizde de e, yukarı yönlü hareketler gözleniyor demiştim. Bu ikisi birlikte yeni rekorlara neden olacak. E, çeyrek altın şu an kapalı çarşıda 1500 lira. Cumhuriyet altını 6000 lira. Dremse e, altın ise şu anda 15 lira. 15 bin lira. E, 22 ayar altının fiyatı 880 lira. E, Has altının fiyatı ise şu anda 920 liradan alıcısını buluyor. Altın dünya üzerinde geçerli olan bir para birimi olduğu için dünyadaki bütün gelişmeler altın üzerinde etki etki yaratır. Ee, özellikle Amerika'nın yaptığı yaptırımlar özellikle petrolde e petrol yukarı yönlü hareket ettirdiği gibi ons fiyatlarını da yukarı yönlü hareket ettirir. Bu da altın fiyatlarının TL bazında aşırı aşırı bir şekilde yukarı yönlü, hızlı bir şekilde hareket ettirmesini sağlar. Özellikle son dönemlerde altın fiyatlarının neden bu kadar çok yukarı yönlü hareket ettiğini soran müşterilerimiz oluyor. Bunların da cevabı tabii ki dünya üzerinde olan gerginlik. Bu gerginlik devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketler gözlenir.